Herkese merhaba, bendeniz bir başka oynanış videosu serisiyle birlikte karşınızdayım. Old World oynuyoruz. Oyunun böyle geri çıkayım. Multiplayer aynı zamanda açıldı. İlk Early Access'e çıktığında multiplayer yoktu. Sonrasında 1-2 ay sonra açtılar multiplayer'ı. Tools'da ise siz map editor var, event browser var. Event browser'da siz olayları şekillendirebiliyorsunuz. Kendi olaylarınızı yaratabiliyorsunuz. Yani bir nevi mini mod geliştirip oyuna koyabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi. Ben buradan çıkacağım tabii ki. Bunu, konumuz bu değil. Çıkarsak güzel olacak. Şimdi biz ilk olarak elbette single player bir oyun oynayacağız. Yeni bir oyun. Burada 7 farklı uygarlık var. Asur, Babil, Kartaca, Mısır, Yunan diyor ama aslında Makedon. Neden Yunan dediklerini bilmiyorum. İran ve Roma. Biz tabii ki Roma ile oynayacağız. Burada yapmamız gereken şey ulusumuzu olabildiğince en iyi şekilde idare etmek olacak. Ben şuradan hemen bir statlerimize bakalım. Burada nelerle başladığımızı görebiliyoruz. Her uygarlığın başlangıç özelliği farklı. Random da başlayabilirsiniz isterseniz. Mesela Roma'da Iron Working açık bir şekilde geliyor. Stone Cutting açık geliyor.
o liste açık geliyor. Bunların her birinin farklı avantajı var. Civilization serileriyle benzer bir yerini var. Ancak tek farkı event sistemi var ve event sistemleri sizin karakterinizi ve uygarlığınızı, diğer uygarlığınızı, size bakış açısını değiştiriyor. Başta söylediğim gibi. Her ulusun bir de ailesi var. Bu her bir aileye ait siz bir province kurabiliyorsunuz. Yeni bir bölge kurabiliyorsunuz. Örneğin ilk bölgenizi Fabius Family ile kurduğunuz zaman burada görünen durumlar geçerli oluyor. Gladius'a kurduğunuzda buradaki durumlar geçerli oluyor gibi. Liderin archetype ise tactician'mış. Bu profesyonel bir asker olarak hizmet verebiliyormuş orduda. Çünkü kişileri, generaliniz gibi birçok kişi var soyunuzda ve hanenizde bulunan, onları ordulara atayabiliyorsunuz. General ya da amiral olarak. Ben şimdi oyuna başlayacağım. The Good'da başlayacağız. Normal. AI Play AI de bu şekilde oynuyor. Map script'imiz... Continents Australia boyutundaymış. Default map for multiplayer. Balanced support for multiplayer games. Ne oynasak? Tamam, Seaside oynuyorum. Orta Doğu, Mezopotamya. Medium'da mid-size. Okay, premade map var bir de. Siz burada seçiyorsunuz nerede başlayacağınızı. Zaten bu da hemen hemen aynı. Yani seaside seçtiğimiz zaman advanced setup'tan istediğiniz ayarı yapabiliyorsunuz. Doğrudan oyuna başlayalım. Bu ayarlara takılmayalım. Çünkü şu an oyun early access'siz olduğu için bu tip ayarlar, ayar sorunları çıkabiliyor, bu kırmızı yazılar. Ben bunu zaten bildirmiştim. Benim gibi birçok kişi de bildirmiş. Oyunun dosyasında bir sıkıntı var sanırım. Bunu tabii ki düzelteceklerini düşünüyorum. Her tur sonunda da benzer hatalar çıkıyor. Şimdi Roma'nın kurucusu Romulus'uz. Kendi özelliklerimiz var. Henüz yaşımız 22. Lakabımız kurucu. Bu bir tutorial gibi bir şey. Şu an bu çıkan uyarılar. İlk işimiz bir kapital kurmak. Yani bir başkent kuracağız. O başkentimizi nereye kuracağız onu belirlemek gerekiyor. Overlay'i gösteriyor burada. Mesela kurduğumuzda buralara kuruluyor ilk seçenek olarak. Mesela burası et ve yiyecek bakımından zenginmiş. Aynı zamanda lavanta varmış. Lüks bir ürün. At da varmış. Ama nehir olan... Gerçi burası nehirmiş. Bak buraya kurulabiliriz aslında. Tam nehir bölgesi. Keşfedebiliriz de. Hanedanlığımızı şuradan görüntüleyebiliriz. Succession sekmesinden. Bu annemiz. Bu da kardeşimiz. Biz ölünce elimize bu geçecek. Ancak aynı yaştayız. Herhangi bir şekilde erken ölürsek bu geçecek. Burada yasalar var. Bu yasaları zaman içinde oratory denilen şu civic raid'den açabiliyorsunuz. Civic raid biriktirdikçe. Ambition'larımız var. Şu an bir ambition'ımız yok. Bu teknoloji ağacı çok da geniş. Zamanla tabii ki bu gelişiyor. Pardon. Burada da zaman içinde ne hareket ettiğimizi görebiliyoruz ya da dünyanın nereye gittiğini. Burada şehirlerimizin sekmesi var. Wonder'ları görebiliyoruz. App screen var zaten. Replay son tura dönüş şey seçeneği de var. Şimdi Discover Polis. Bu polis, stone cutting, iron working'i zaten keşfettik. Bunu kapatalım. Bu bizim zaten Roma'nın klasik içeriği. Buraya ben doğrudan kurulacağım. Şimdi benim olayım, benim generalim, bir askeri bir general olduğu için ben buraya Fabius ailesinden kurmaya düşünüyorum. Çünkü askeri anlamda genişlemeyi planlıyorum. Oyun basit görünse de çok dikkat etmeniz gereken bazı öğeler var. Onları kaçırmamanız gerekiyor. Şimdi bir ulusla karşılaştık. Asur'la karşılaştık. Bu Asurlara
bir elçi göndermemiz gerekiyor. Bunun için de burada zaten order sistemi var. Şu şekilde işliyor. Burada gördüğünüz order şu an 7 ve her tur ben artı 13 kazanıyormuşum. Bu order ne kadar fazlaysa o kadar fazla hareket ettirebilirsiniz birimlerinizi demek oluyor. Şimdi ilk teknolojimiz ise administration olsun. Evet, işçimiz var. İşçiler klasik training, urban culture şeklinde çalışabiliyorlar. Yeteri kadar sokak yoksa, urban yoksa bu halkınızın mutsuz olmasına sebep oluyor. Onun için urban'lara da dikkat. Yani urban'dan şunlar. Şu da gördüğünüz. Bunlar. Ve ben buraya bir tane, burada mesela hamlet kurabiliyoruz. Urban improvement bu. Yine bir şekilde bizim discontentimizin azalmasını engelliyor. Ben buraya bir çiftlik yapmayı planlıyorum ama şu an zaten artı birmiş. O yüzden onu olabildiğince yüksek tutmaya çalışacağım. Oraya bir çiftlik yapalım. Burada Scott'ımız var. Klasik Scott şeklinde ilerleyebiliyor. Buraya bir şehir kurabiliyoruz. Bu Scott'ı buraya gönderelim. Burada bir de askerimiz var. Milli unit. Bunlara general atayabiliyoruz bu şekilde. 100 şu birimden kullanarak, training rate, 100 training rate biriminden kullanarak general atayabiliyoruz ve o generaller de oradan seçenek olarak bizim karşımıza çıkıyor. Ben şu an bu gruba herhangi bir general atamayacağım. Promote de etmeyeceğim. Bunlar şimdilik keşif odaklı kullanacağım. Buraya da bir şehir kurabiliyoruz. Buraya da kurabiliriz aslında. İlk odağımız şu an Settler üretiyor. 6 tur sonra, 6 yıl sonra. burada hayırları görebiliyoruz. Aynı zamanda bizim Asur'a gidip onlara bir elçi göndermemiz lazım. Tabii şu an yapamıyoruz çünkü yeteri kadar kostumuz yok. Altınımız yok. Şimdi bu arkadaşları alalım. Asur neredeydi? Şuradaydı. Şurayı almamız lazım ki onun gelişimini tıkayalım. Order'ımız olmadığı için gidemiyoruz zaten. Şimdi ben turu sonlandıracağım. Onlar zaten o emri aldılar. Bir sonraki tur gidecekler doğrudan. Tutorial Governor. Şimdi her şehrin bir governor sistemi var. Şehre bir governor, yani vali atamanız gerekiyor. Bunu yapmak için, yani mesela şu an Roma'da tıklayalım. Burada şehrinize tıkladığınızda governor sekmesi var. Buraya tıklayarak buraya bir governor atıyorsunuz. Ancak o governor'ı atadığınızda size dezavantajları var. Avantajları olduğu gibi. Örneğin Iliad'ı, Orator'ı atadığımız zaman buradan eksi bir bize money, para akışını durduracak. %6 düşürüyor. O yüzden ne yapıyoruz? Romulus'u atayacağız. Şu an atıyoruz çünkü order'ımız yetmiyormuş. Order'ımız şu. Bunun yükselmesi lazım. Bunu aynı zamanda bu öğelerin hepsini satın alıp ya da alabiliyoruz. Mesela order almak için şundan harcıyorum. Mesela ben şu an bu şeyi göstermek için alacağım. Şimdi bu Romulus'u Roma'ya atıyoruz. Roma'ya atadık ve gelirimizi katladı. Romulus'tan şu an artı 16 kazanıyoruz burada. Başka kazancımız var mı? Romulus'tan gelen burada var. Artı 4 science veriyormuş. Ama o tabii ki şeyden veriyor. Özelliğinden dolayı veriyor Romulus'un. Burada gördüğünüz lider özelliği artı %12 olan o özelliğinden dolayı bize bonus veriyor. Training'e bonus veriyor ve Mani'ye zaten bonus veriyor. Şimdi buradan çıkıyoruz. Zaten valiye atadık ve şimdi turu bitiriyoruz. Bu uyarılar hep çıkacak. Yapacak bir şey yok. Şimdi bir olayla karşılaştık. Bu olaylar sizi etkiliyor. Buna tıkladığınız zaman sizi o olayın bulunduğu wikisine atıyor aslında. Wiki'ye atıyor bu. Bu paradoks oyununda olduğu gibi düşünün bunu.
Şimdi bizim kaşiflerimiz bir tane antik bir heykele yaklaşmışlar. Büyük bir lidere ait olduğunu düşünüyorlarmış. Bir zamanlar kralların kralıydım. Buradan geçen kişi demiş. Dünyanın her bir toprağın ve dünyanın her bir parçası beni kavrıyor zaten demiş. Bunu bırakabiliriz kendi haline. Tabii ki her bir şeyin bir size getirisi ya da gideri olacak. Örneğin bunu seçersek Gracious oluyormuş bizim liderimiz ve artı 2 loyalty kazanıyor. Legitimisimizi artırabiliriz. Buradaki oranı. Bu arttıkça bizim diğer ailelerin size bakış açısını değiştiriyor ve daha fazla order sahip olmanızı sağlıyor. Legitimisi şu an mesela 15 olduğu için 1.5 artı puanı. Şimdi bunu aldığımızda 17 oldu. Buradaki de 1.7 oldu. Yani lineer gidiyor puanlar. O yüzden ona bir dezavantajımızı görmeyeceğiz. Şimdi burada order'ımız 7 oldu. Yenilendi. Bizim askerlerimiz oraya gitti. Şimdi burayı keşfetmeye devam edelim. Siz böyle ilerledikçe de şu neye bastığımda burada zaten var. Yazıyor üzerinde. Bütün bina nerede ne var onları da görebiliyorsunuz ve her keşfinizde size bonus veriyor. Az önce yiyecek aldığımız gibi. 4 order'ımız var. Bu askerleri hareket ettiremiyoruz çünkü tetikleri yok. Yorulmuşlar. Hareket kabiliyetleri şu an yok. Force match vererek bir tur daha ilerletebiliyorsunuz kendilerini. Şimdi cancel action diyerek bunları promote edelim. Ne verelim? Örneğin gerçi 100 dolarmış. Bu da çok ihtiyacımız olacak da. Herbalist versek bunlara. Ya da bunlar muhafız olsun. Guard verelim bunlara biz. Aynen. Onları o yüzden geri çekeceğim ben bir süre sonra. Bu arkadaş hala gidebiliyor. Artı bir erişimimizi elde ettik. Çünkü bir yer keşfettik. Lake Panvotis. Biz keşfettiğimiz için biz verdik adını oranın aslında. Şimdi Yunanlarla karşılaştık. Escort yapamıyoruz. Puanımız yok. Peki bunu kullanabiliriz. Bu her seçenek daha sonraki eventlere, olaylara kapı olabiliyor. Ha, iki tane vagon bulmuşlar. Onların malları etrafa saçılmış. Çalıları hep saçılmış. Bir Yunan kadın ve çocukları ölü bedenlerin üzerine ağlıyormuş. Bir ayının saldırdığını düşünüyorlar. Eğer bu event olumlu geçerse Yunanlarla ilişkimiz artıyor. Şu an bize karşı upset. Biz onlara karşı upsetiz. Onlar bize karşı angryymiş. Ne yaptıysak onlara. Tamam, Survivor Guide verelim. Bu nedir? Bonus efekt aldık şu an. Legitimisi olduğumuz için yeni uygarlıkla karşılaştık. Turn summary var. Onu zaten elde ettik. Klasik Civilization oynuyormuş gibi oynuyorsunuz aslında oyunu. Ama bir nevi RPG sisteminde deneyimliyorsunuz. Bunu alamıyoruz çünkü training rate'imiz düşük. Şuraya kadar yavaş yavaş bir dolanalım. Bu arkadaşları şuraya gönderelim. Hostile neighbors. As the nation approached the Babylonian border, they are met the armored soldiers. Ha, bizim askerlerimiz onların sınırına yaklaştıkça kılıçla kuşanmış askerlerle karşılaşmışlar. Bizden bir şey istiyorlar. Yiyecek verelim. Ya bir şey vermeme şansımız var. Biz XP kazanıyoruz ama opinion'ı değişiyor bu kişinin bize karşı. Zaten 40'mış. Bir şey vermesek de bir şey değişmeyecek. O yüzden vermemeyi tercih ettim. Burada mesela artı 11 gelir elde ettik. Yani artı 11 kazandık aslında. Gelirimize eklenmedi. Yeni bir olay daha açıldı şimdi. O
ayı muhabbetinden dolayı. Tamam. Güvenli bir şekilde kendi ülkelerine yönlendirilmişler. Köyün lideri bize hoşnutluğumuz için teşekkür ediyor. Hoş davranışımız için. Böylece bu arkadaşların, Yunanların bize bakış açısı artı 20 oldu. İleride şey 40 yıl boyunca artı 17 kazanabilmişiz ama artı şey, eksi 1 bölü 1.4'te yiyecek kaybedebilmişiz. Bunu istemiyorum çünkü zaten yiyecek gelirimiz artı 1, yani eksiye düşeceğiz. O yüzden ben gelecekteki durumları konuşmak adına kendisiyle bakalım ne yapacağız. Event şu an hala aktif. Squadlarımız hareket edebiliyor durumda. Burada bir olay var. Evet. Strange Scroll diye. Scrollable'lar. Değişik, enteresan şekillerle ve işaretlerle, sicillerle bezeli bir mezarlık bulmuşlar. Ve çok iyi korunmuş bir scroll bu mezarlıktan bulunmuş. Bizim karar vermemiz için bize getirmişler bunu. Bilmediğimiz bir dil yazılıymış üzerinde. Ancak gayet basit görünüyormuş. Çabucak öğrenebileceğim bir şeymiş gibi görünüyormuş aslında. Study yapabiliriz bunu, öğrenebiliriz ve zamanla bize yeni eventler kazandırabilir bu. Bunu decipher edecek, yani çözebilecek bir bilim insanı bulabilirmişiz. Something isn't right, this right var bir de. Bunu tabii ki seçmeyeceğim. Bu bize bonus kazandırabilir. Bunu bir alalım bakalım. Neler çıkacak karşımıza. Duchess Cornelia doğdu. Evet, Max Order şu an yükseliyor. Güzel. Improvement finished diyor burada da. Burada mesela farmımız bitti. Şu an 9'a yükseldi gördüğünüz gibi. Şimdi taş sıkıntımız var. Bu taş değil mi? Evet, bu taş. Bu taşı da buraya kuracağız. Quarry kuracağız. 4 yıl sürecek. Bir tur boyunca beklememiz lazım ki yeni settlerımız çıksın. Ya buraya ya da buraya yerleşeceğim. Ama öyle sanıyorum ki buraya yerleşmek istiyorum. Çünkü daha yakın sınırıma ve lake var burada. Oradan da avantaj elde edebiliriz. Neydi değil mi? Avantajı aslında file yaklaşıyoruz ve burada çok fazla yiyecek var. Öyle bir avantajımız olacak. Bu arkadaşları şimdilik şurada tutayım ben. Fortify olsun onlar orada. Orayı almasınlar. Böyle gidelim. Specialist. Improvement sekmesinde şu butona basarsak bir specialist eğitebiliyormuşuz. Specialist'te bölgelerin daha avantajlı bir şekilde size gelişim sağlamasını sağlıyor. Bir ihtiyaç. Böyle bir ihtiyacınız varsa onun size o bölgedeki gelirinizi artırıyor. Örneğin buradaki, şimdi tıkladık. Buraya bir specialist atarsak bu bize her yıl artı 4 yemek, artı 1 civic, artı 1 bilim sağlayacak. Bu iyiymiş. Bu ne istiyor peki? Citizen istiyormuş. Costly citizenmiş. 5 yıl sürüyor. Atayalım bakalım ne olacak. Tamam, burada şimdi bir yıl daha var. Bu şey settler olacak. Turn summary geç. Tamam, bunu zaten bitirdiğinin uyarısı var. Tutorial. Yeni bir heirimiz doğdu. Duchess. Şimdi bunu da eğiteceğiz zamanla. Onun da eventleri gelecek. Şuradan Succession'a bakabiliyoruz. Mesela Remus'la Prenses Consort Serbil'in çocuğu bunlar. Bu. Yasa değişiyor. Primogeniturus, yani en yaşlı erkek çocuk lider oluyor. Pardon, erkek diyorum. En yaşlı çocuk cinsiyeti yok şu an. Primogenitürde kadın veya erkek ama en yaşlı olmak suretiyle lider olabiliyor.
Tool tip var burada bir tane. Alt shift. Ha, kimlerin neye o avantajlı olduklarını hold shift yaparak görebiliyormuşuz şöyle. Şu şekilde değil miydi? Yanlış mı tıklıyorum? Yok. Shift. Acaba tutorial'ı değiştirmediler mi? Bir saniye. Şöyle yapalım. Hangisiydi? Shift yazsak? Yok. Bak kaçırdık. Dur bakayım. Units. Örneğin Spearman. Ha yok, bu şeyi gösteriyor. Ha, bu ünitelerin şeyini gösteriyor. Aksiyonlarımız nerede? Tamam, her neyse, onu zaten zamanla bir daha çıkacaktır karşımıza. Turu bitirdik. Bu nedir? City Build. Settler'larımız geldi. Süper. Şimdi bunları doğrudan ben şuraya götüreceğim. Burada Farmer'a itiyoruz şu an. Onundan sonra da ben bir Settler daha değil de Warrior yapacağım ve ardından Settler alacağız. Çünkü zamanla bizde olan bakış açıları değişecek. Çünkü belli farklı bölgeler inşa ediyoruz. Asur'un 4 şehri varmış. O kadar şehri o kadar hızlı bir şekilde nasıl inşa etti bilmiyorum. Biz daha bir tanesini inşa edene kadar. Şimdi şöyle bir gidelim. Şuraya bakalım. Burada da bir sınır bulduk. Bu kiminmiş? Nippur. Şimdi oyunda böyle büyük uygarlıkların yanı sıra küçük uygarlıklar da var. Minor dediğimiz. Bunlarla da iletişim kurabiliyoruz. Şimdi ikinci şeyimiz Stone Boost. 3 yıl boyunca. Ha, 3 yıl süremiz Stone Boost verecek bu bize. 2 Stone verecek. Ama biz bunu almayalım. Labor Force yapalım. Technology Discovered. Okey. Şimdi bu City Sets'i buraya kuralım. Buraya da hangi şehri kuralım? Order kazandıran. Zaten order'ımız yüksek. Artı 10 veriyor. Bize Civic Rate de ihtiyacımız olabilir. Bu da iyi olur. Parayla projeleri hızlandırabiliyormuşuz mesela. Bunda Steadfast yapabiliyormuşuz. Steadfast ile başlamamızı sağlıyor. Rural Species Construction Time'ı düşürüyor. Decreon'luk edebiliyormuşuz Julie'de. Treasury artı 1 veriyormuş ama. On Stefanut Gain Treasury 1. Okey. Kistizm mi daha iyi olur? Buy Tile da varmış bak. Biz en iyisi Claudius kuralım. Tile'ı ele geçirebiliyormuşuz böylece. Okey. Şimdi bu idle durmasın. Buraya işçi alacağız. Ardından buraya da warrior alacağız. Şu ney? Demir ihtiyacımız düşüyor. Şimdi bunu böyle bir yükseltelim. Evet şimdi. Next. Dur. Şu ney? Turn summary. Okey. Şimdi şuraya bir bakalım. Yani burayı da alabiliriz. Burada tarım güzel. Burada wheat var. Sonraki setlerimizi buraya göndeririz. Marriage offer geldi. Şimdi a delegation from Yunanistan'ın bir delege grubu gelmiş bize, demiş ki setlermiş benim bu arada lakabım. Bunlardan bu hanımefendilerden birini kızımız olarak almamızı istiyor. Kime? Bana mı acaba? Bu ne veriyormuş? Eric Soda Younger bu. Bu hanımefendiyle evlenirse Courage eksi 1 veriyor. Skimmer'mış. Ajan ya da Spy Master olabiliyormuş. Loyalty yüksek. Spoiled bir durumu varmış. Disiplini iyiymiş. Bu hanımefendi ne yapıyor? Bu hanımefendi hiçbir dezavantajı yok. Bence bununla evlenelim.
Kritikalitlere de bonusu varmış. Bak bu general de olabilir. Aynen. Sinane the Humble'la evleneceğiz. Evlendik. %100 Greek'miş bu. Tamam. Süper. Şimdi. Scroll'la ilgili bilgi geldi. Translation'ı bitmiş. İlk başta saçmalık gibi gelmiş. Sonrasında hızlı bir şekilde anlamaya başlamış neye anlattığını. Öyle ki bu parşömen kendisini okutmak istiyormuş gibi ve bana yardım ediyormuş gibi bu konuda düşünmüş. Ama bu tabii ki mümkün değilmiş. Enteresan yaratıklardan bahsediyormuş ve onlara nasıl iletişim kuracağından bahsediyormuş bu scroll. Herhangi bir şekilde daha önce duyduğu bir scroll'a benzemiyor ne anlattıkları. Ama çok şey öğrenmişiz bu scroll'dan. Ama büyük bir başarısı da vermiş. Wisdom kazandık şu an. Araç devam edelim bakalım. Ne bulacağız? Ambition. Şimdi Ambition seçiyoruz. Ambition'lar ülkenizin gelişimine avantaj sağlayan belli başlı şeyler. Bu Ambition'ı tamamladığınızda bonus elde ediyorsunuz. Örneğin 4 tane şehir kur ya da 5 tane militer unit yok et. Biz bunu almayacağız. Şimdilik çünkü o kadar ünitemiz yok. Etrafta gördüğümüz herhangi bir isyancı da yok zaten. 4 şehir kuru elde edeceğiz şimdi. Ambition'lara giriyoruz. Şurada. Bunu bitirdiğimizde bize artı 10 legitimacy kazandıracak. Ki çok iyi bir şey. Şuraya yavaş yavaş açılalım. Yeni yer keşfettik. Rubicon Nehri. Evet, Rubicon Nehri. Ya da Tiber Nehri olsun bu. Tiber. Evet, adını biz koyduk. Buraya onlar koymuş demek ki. Panvotis'i. Evet, şimdi tile'ları birleştirsek mi acaba ya? Alabiliyor muyuz şimdi? Alabiliyorduk hani bunda. O yüzden kurmuştuk. Ay dur, anladım. Connect. Ha, connected zaten. Öyle mi? Connected'miş. Okey, süper. Tutorial marriage. You have accepted marriage proposal firm. Marriages are useful. Diplomatic bond diyor. Tamam. Diplomatik olarak ilişkimiz yükselecek zaten. Şimdi diplomasi açacağız da nereden açacaktık? Onu hatırlamıyorum. Burada. Tamam. Influence yapalım kendisiyle bakalım neler olacak. Şimdi influence'ımızı yaptık. 2 yıl boyunca aktif olacak. Romulus bizzat Philip'le influence'a girecek. Şimdilik bu bölümü burada sonlandıralım. Bir sonraki bölümde buradan devam edeceğiz. Umarım sevmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi Old World Mohawk Games tarafından geliştiriliyor. 4x1 strateji oyunu. Aynı zamanda Civilization'a benzemesinin yanı sıra eventler var, olaylar var. Europa Üniversitesi'nin Crusader Kings oyunlarında gördüğünüz gibi olaylar var. Karakter gelişimine odaklanan olaylar bunlar. Hem uygarlığınızı hem de karakterinizi geliştiriyor. Hem de ülkenize avantaj sağlıyor. Epic Games'ten şu an satın alınabilir. Buraya kadar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve buna benzer daha fazla videodan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.